Ruşen Bey merhaba, hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ee, Türkiye gündemi malum çok sıcak. Ee, Dilerseniz Timur Soykan'ın e, bir günde yayınlanan yazısından başlayalım. Ee, Halkbank'tan mafyaya 550 milyon TL kredi başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ve Halkbank'ın şikayeti üzerine bu habere erişim engeli getirildi. Evet. Ee, böyle bir şey mümkün mü? Nasıl oluyor? Ya Arifciğim şöyle bir durum var. Aslında biz bunları her e, gündem olduklarında bunlar. Belki toplumun belli kesimlerine daha ulaşmış oluyoruz. Ama biz bunları her gün yaşıyoruz. Her gün. Nasıl yaşıyoruz? Bakın ta Sedat Peker'e dönelim. Öncesi de var ama Hı. Sedat Peker toplumun e, ifşalarıyla bildiği bir adam olarak biliyoruz. 319 tane, 319 tane Halkbank benzeri olay açıkladı bu adam. 319 tane duvar diye bir kitap yazdılar biliyorsun yazarlar. Timur Soykan'ın içinde olduğu yazarlar grubu. Ve Sedat Peker'in bu iddialarını, bu iddialarını, ifşalarını tutanağa geçirdiler, yazıya geçirdiler. Biz kitap okuyan toplumuyuz? Hayır. O zaman gelelim bu sefer Halk Bankası üzerinden nasıl oluyor? Bakın 2018'den sonra tek adam rejimi dediğimiz rejim yani yargının, yasamanın ve yürütmenin tek elde toplanması aslında devlette büyük bir boşluk yarattı nasıl bir boşluk yarattı? Kurumların hiçbirisi fren denge mekanizmasında, denetleme mekanizmasında kalmadı. Herkes o tek kişiye bakıyor. E be, tek kişi dün kiminle birlikteydi? Fethullah Gülen cemaatiyle birlikte hareket etmediler mi AK Parti olarak? Şimdi oradan doğan boşluğu demokrasiyle, insan haklarıyla, ceza hukukunun kurallarıyla mı doldurdular? Hayır, o boşluğu mafya aldı. O boşluğu mafya aldı. Mafya devlete çöktü kardeşim. Bundan dolayı bak ben sana örnekler vereyim. Timur Soykan'ı, Murat Ağareli, Barış Pehlivan'ı, Barış Terkoğlu'nu bugün kulaklarını çınlatalım. Çünkü biz de onlardan öğrenebiliyoruz. Yani Allah onlardan razı olsun. Ama kardeşim bu ülkede bir cumhuriyet savcısı Adana'da bir uyuşturucu çetesi kurup, uyuşturucu olup polislerle birlikte Urfa'dan başlayıp Antalya'dan Konya'ya kadar uzanan bir çete kurmadı mı? uyuşturucu e, baronu kim? Cumhuriyet savcısı. Çete üyeleri kim? Polis memurları. Arkadaşlar bunlar devletin görevlileri. Bir başkası Anadolu adliyesinde. Çıkmadı mı kardeşim? Ben İran ajanlarıyla anlaşma yapıp bir çete ile birlikte bir araya gelip İran muhaliflerini burada yakala burada yakalatırken yakalanmadı mı o Cumhuriyet Savcısı? Binlerce dolarlık rüşvet almadı mı bunlar? Nasıl yapıyor bunlar tek başına bir Cumhuriyet Savcısı işi yok. Bir başka örnek aklıma gelmişken. Bir Cumhuriyet Savcısı düşünün. Bir senin de borcum var Arif. Bir milyon dolarlık bir birkaç milyon dolarlık borcum var. Bana geliyorsun. Ben de Cumhuriyet Savcısıyım ya. Diyorsun ki bana bunları ödetme. Sana ne varsa vereyim. Diyorum ki tamam. Tamam. Olur Arif. Nasıl? Senin kime borcun var? A şahsına borcun var. A şahsına operasyon yapıyorum. Senin bu alacaklığına. O içeriye alıyorum onu. Diyorum ki işte örgütlüsünüz siz. Adama çökeceksiniz diye. Böyle bir soruşturma yapıyorum. Ve senden aslında 1 milyon dolar ya anlaşmamız. Sen bana 100 bin dolar ödüyorsun başta. Adamı içeriye alınca senin alacaklığını içeriye alınca bana 200, 150 bin daha ediyorsun. 250 bin dolar oluyor. Bak bunların hepsi tutanaklarla belli olan olayları anlatıyorum. Yani ifşa olanları anlatıyorum. Sonra senden 750 bin dolar istiyorum. Kalan 750 bin kardeşim diyorum 750 bin dolar mı ver? Cumhuriyet savcısıyım ben ha. Tamam mı? Unutmayın onu. 750 sen diyorsun kardeşim 250 bin yeter. İşim bitti ya benle. O zaman ne yapıyorum? İçerideki içeriye aldım adamı arıyorum. Cezaevine. Diyorum ki kardeşim bak 250 bin dolar verirsen seni serbest bırakır bunların üzerine salar. Adamı serbest bırakıyorum ondan da 250 bin dolar alıyorum. Bak bunlar Vurgular yavaş yavaş. Şimdi gelelim bu olaya. Bu olayın aslı ne? Halk Bankası'ndan mafya verilen kredi. mafya kim? Ayhan Bora Kaplan. Ne dedik? Geçen hafta konuştuk. Ayhan Bora Kaplan kim? Aslında masak raporu burada önemli. Biz bunu neden konuşuyoruz? E bu soruşturma kapsamında 7 Eylül 2023'te tutuklanan Bora Kaplan'la ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı yani Mayıs 2023'ten seçimlerden sonra İçişleri Bakanı değiştikten sonra operasyonlar oluyor ya. Bu operasyon kapsamında Bora Kaplan 7 Eylül'de tutuklanıyor. O zaman savcı yani devlet bir masaka gidiyor. Diyor ki bu adamın şirketleriyle ilgili kara parayı nasıl yani parayı nasıl akladıklarıyla ilgili uyuşturucu parasını akladıkları iddiası var. Bununla ilgili bana bak diyor. Tamam mı? Bunu MASAK araştırırken bir bakıyor ki her şeyden önce zaten MASAK raporunun ilk başında şu var. 89 tane suç kaydı var. Ben burada izleyicilerimize şey olmasın diye suç kayıtlarına baktım geldi. Bakın MASAK raporunu gerçi erişime de engeli getiriyorlar değil mi bunlara? MASAK evet. raporu bak devletin Mali Suçlar Araştırma Dairesi'nin Ayhan Bora Kaplan dosyasına sunduğu 423 sayfalık raporu konuşuyorum. Bu adamın UYAP'ta 89 kaydı var. Adam öldürme, adam yaralama sahtecilik, uyuşturucu ticareti, parada sahtecilik, görevliye direnme, hırsızlık, mühür bozma, ter silahlı terör örgütüne üye, üye olma. Yani şöyle söyleyeyim özetle artık daha başkasını saymayayım da özetle Türk Ceza Kanunu adamın ihlal etmediği bir madde kalmamış. Bu adam hakkında bu dosyalarla ilgili birileri birileri takipsizlik kararı vermiş. Ve bu adamı 2018'den itibaren yürütmüşler. Masak'ta bu suçları izliyor. Diyor ki 2020'ye kadar Ayhan Bora Kaplan dediğin adam, garson. 2020'de bir anda patlıyor. Tamam mı? Bak bu krediler de 2022'de veriliyor ona. Tamam. Bir anda patlıyor. Korkunç şirketlere para girişleri oluyor. Ayhan Bora ve ailesi, kardeşi, eniştesi, şu bu filan çevresindeki adamlar... ...araştırma yapıldığında korkunç on milyonlarca dolarlık para hareketleri geliyor. Yani 2020'de garson olan adam... 2022'de zaten Ankara'nın sahibi oluyor onu söylüyor. Diyor ki Ankara'da diyor raporda uyuşturucu parası ile gece kulüplerinin satın Ankara'da Çankaya'daki tüm gece kulüpleri ben Ankara çocuğu, Onundu biliyorduk. Gelişti vale otopark işlerini kurdu Ankara'yı ele geçirdi diyor. Peki bu ele geçirme nasıl oluyor? Nasıl oluyor biliyor musun? İşte devlete mafyanın çökmesi dediğimiz hadise. En başta dediğim olaylar ne? Mafyanın savcıları. Mafyanın yargıçları. Yani mafya tarafından ele geçirilmiş devletin parçacıkları var. Biz bu dosyada hani darbe oldu diyorlar ya iddianame yazılınca. Hayır mafyalar arasındaki çatışmayı seyrediyoruz aslında. Hikaye bu. Ve bitmiyor. Şimdi daha korkunç bir olay senin anlattığın olay. Bu adam, bu adam Bora Kaplan. Halk Bankası'na gidiyor bu suç kayıtlarıyla birlikte. 2022 yılında bu adama 150 milyon lira kredi bir seferde veriliyor. O da nasıl veriliyor? Ay Yıldız Tünel, Tünel İmalat Şirketi var. İşçi boş. Bu şirketin içine devletin, Halk Bankası dediğim zaman ha, Halk Bankası ya da banka demeyelim. Kamunun parası. Yani bu para ben niye burada zıplayarak konuşuyorum? Yani iş bank şey iş bank diyorum. Akbank'ın ya da başka bir özel bank olsa bir şey demeyeceğim. O para senin paran Arif, benim param. Bizim paramız. Yani biz vergiler ödüyoruz. Bizim e, bizim maaşlarımızdan kesintiler yapılıyor ya milyonlarca insanın. Hani bu ülkenin yarısı aç ya. Bu insanların paralarından kesilerek biriken Halkbank. Halkbank ne için kurulmuş bir, bir şey? Halkbank Cumhuriyet'in en köklü bankalarından birisi. Niye? Esnaf ve sanatkarlara kredi vermek için kurulmuş. Ne yapmış? Mafiyeye kredi vermiş. Ama nasıl vermiş? Bir şirket daha var. Solar 7 diye. Tamam. Solar 7 diye 52 şirket işleniyor. Bakılıyor burada. Bora Kaptan'a ait çevresindekilere. Tamam. Burada bazı adamlar da var. Bu, o, bu adamlar da onlarla birlikte olanlar artık isimler önemli değil. Ama bu enerji şirketleri, marketler zinciri, eğlence şirketleri bir sürü şirket var. Ve bu şirket birisi mesela Solar 7 örneğini öyle vereyim sana. Bu şirkete 11 bin lira sermayesi var. Tamam mı? 11 bin lira. Sonra 11 milyon lira bak 11 milyon. 11 milyon lira yalan olmasa şimdi. 11 milyonu şirkete karar alıyoruz. Biz 5 kişiyiz ya burada. Beşimiz sermaye arttırıyoruz. 150 milyon liraya arttırıyoruz sermaye. Ha nedense çekeceğimiz kredi kadar. Tamam mı? Bak vallahi sen git yarın. Tamam mı? Ananın kızık soyadına kadar bir isterler senden. Gene de mırın kırın ederler. Kredi vermezler sana. 100 bin lira ise alamaz. Bu adama sermayesi arttırıldığı sadece şekilde olan esas da olmayan şirkete bir anda bir e, şeye göre masak raporuna göre 550 milyon 515 bin TL. Diğer bankalardan bunlar artık şirketler ya buradan para alınca palazlanıyorlar. Bu şirkette para var diyorlar. Diğer bankalardan da alıyorlar sonra toplamda Murat Ağar göre 1 milyar 127 milyon 256 TL 2023 yılında para konuyor. Şimdi arkadaşlar Burada ne var biliyor musunuz? Burada devletin çöküşü var. Buradan vatandaşa şunu söylemek lazım. Yani bunları böyle anlatıyoruz. Bakın bizim zenginlik içinde olan bir memleketimiz var. Tamam Bu memleket 20'den fazla maden kaynağına sahip. Meyvede sebzede bugün bak kirazı dünyanın en pahalısı yiyoruz. Ama dünyanın en çok üreten ülkesiyiz. Eriği dünyada en çok üreten ülkeyiz ama en pahalıya yiyoruz. Karpuzu en pahalıya biz yiyoruz en çok biz üretiyoruz dünyaya karpuz satıyoruz biz. Meyve sebze de cennet bu ülke dört mevsimi yaşayan üç tarafı denizlerle çevrili yedi tane kilisenin Hristiyan'ın kurulduğu yedi kilisenin yedisinin de burada olduğu. Anadolu Selçuklu gibi Göbekli Tepe gibi kıymetlerin değerlerin olduğu dünyanın en zengin coğrafyasında en aç toplumuz ey vatandaş. Bunun sebebi bu. Eğer biz devleti doğru yönetemezsek, doğru ellere teslim etmezsek ve ısrar edersek, bunları böyle yapanlara oy vermeye devam edersek sonuç bu. O zaman çözüm ne? Çözüm de şu. Bunları mesela Halk Bankası açıklama yaptı. Ne dedi? Ya daha ötesi söyleyeyim şimdi aklıma geldi. Deli olmak işten değil. Adamın adını aldım. Bir tane Kubilay e, Özdel var. Tamam mı? Kubilay Özdel, bu kredileri veren Halk Bankası'ndaki daire başkanı, bölge müdürü imiş. Onun kardeşi Koray Öz Özdölde Bora Kaplan'ın yanına girmiş ve Bora Kaplan'ın çöktüğü iş adamlarından biri olan Muhammed Sağ kafasına silah dayayarak çekler aldığı iddiası var. Bak biri örgütün içerisinde Bora Kaplan'ın yanına, öbürü de Bankası'nın içerisinde. Bunları siz tanıyor musunuz ki bunlar yapıyor? Bunlar aslında şunu söyleyelim. Eğer 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 devletin içerisindeki yargıç ve savcılar bürokratlar ve siyasiler bir araya gelip devleti soymaya karar vermezlerse bu işler hiçbirisi olmaz. Bu işler olsun. Ben bunun örneğini İspanya'da gördüm kardeşim. İtalya'da De Pietro'nun olduğu yerde staj yaptım ben. Oradaki temiz eller operasyonu biliyorum. O operasyonu izin verecek bir irade gelmediği sürece yargıçlar sürgün edildikçe anayasa mahkemesi kararları uygulanmadıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmadıkça efendim biz milliyetçiyiz diye bu gerçekten olması gerekenlere gaza gelerek devleti kurtar. Bunların hepsini devlet diye yaptı bunlara? Şimdi açıklamaları o. Biz devleti koruduk diyorlar. Bak şimdi sorsan hepsi milliyetçi. Biz böyle milliyetçilik istemiyoruz kardeşim. Bunlar hepsi milliyetçi adamlar. Sorarsa açıklamalarında öyle derler yani. Devleti milleti korumak için yaptık. Peki bu şirketlere aktarılan bunca para neden mafya örgütünün masak raporunda var? Neden mafya örgütüne dağıtılmış da atıyorum Davul Şafakaya verilmemiş? Değil mi? Herhangi bir şeye verilmemiş, çocuklar okutulsun yok, açlar doyurulsun yok, kendi aralarında paylaşmışlar. Peki bu paraların gittiği siyasi ayaklar nerede? Bu paraların gittiği yargıç savcılar nerede? Bu paraların gittiği polisler nerede? İşte bunlarla ilgili bir kişinin soruşturma yapabilmesi için siyasi iradenin buna izin vermesi lazım. Bunun kuralı da hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu tamamen yargıdan, e, siyasetten bağımsız. Bir yedi kişiden oluşması lazım. Bunu oluşturursak bak bu kadar basit. Bunu oluşturursak hemen ben bunların hepsiyle ilgili soruşturmalar çünkü hepsi açık. Ama ne yapıyor? Halk Bankası açıklama yapıyor. Niye? E dün Sedat Peker'in açıklamalarına toplum sessiz kaldı. Ee, uyuşturucu e, dağıtan e, baron savcıya e, toplum sessiz kaldı. Bunun gibi birçok örneğine toplum sessiz kaldı. Öyle olunca cüret artıyor. İşte cüret artık devletin bankalarından. Ee, mafyanın şirketlerine e, para aktaracak kadar bir noktaya geldi. Artık bunun yani zıvanadan çıktık. Başa dönersek Arif'ciğim tekrar bir şey söyleyeceksin biliyorum. Başa dönersek şu. Yani devlet şu anda mafyanın elinde olduğunu görmemiz lazım. Mafya tarafından yönlendirildiğini içeride ve bunlar arasında bazı çatışmalar olduğunda bizim doyabildiğimizi anlamamız buna göre hareket etmemiz lazım. Görüşleriniz ve düşünceleriniz için teşekkür ederiz Bey. Ben Urşen teşekkür ederim. Bey.